Böyle yapayım mı? Beni boylu çek birazcık, tamam mı? Kız benden yukarı çek önce de. Benden yukarı mı uzun dursun yani? Herkese merhaba. Bugün sizlere bir banyo turu, cilt bakım koleksiyonu, işte saç bakım koleksiyonu gibi bu minvalde özetleyebileceğimiz bir video çekiyorum. Aslında birkaç tane Reels videosu çekeyim diye oturdum. Bir de Erdem'e dedim ki hadi banyo turu çekelim, bu videoyu bir çekelim. Çünkü uzun zamandır çekmek istiyordum. O da dedi ki niye böyle bir şey yapıyoruz biz şu anda dedi. Ona bunu anlatamadım. Umarım şimdi anlatacağız hep birlikte. Bu videoda size özellikle banyomda duran işte kozmetik ürünleri, cilt bakım ürünleri, saç bakım ürünleri gibi görmüş olduğunuz şu alandaki ürünlerden bahsedeceğim. Bizim banyomuz zaten oldukça küçük. Yani büyütmeye uğraştık. Ancak şu dolabı şuraya ekleyerek şu kadar raf adedinde büyütebildik. Ha bize yetti mi? Yetti. Ama tabii ki kim istemez şöyle geniş bir sürü dolabı olan, rafı olan bir banyosu olsun. Önce buradan başlıyorum o zaman. Ne diyorsun? Şu kısımdan. Biz bu raflı açık gördüğünüz üniteyi IKEA'dan aldık. Ben aşağı hem benzerlerinin hem IKEA'daki linkini mutlaka bırakacağım. Çünkü gerçekten çok işe yarayan, çok fazla rafı olan ve aynı zamanda derinliği de geniş, yani derinliği de iyi olduğu için üzerine de oldukça fazla ürün veya eşya koyabiliyorsunuz. Bu anlamda bence çok başarılı. Tozu da çok fazla göstermiyor. Hem yüzey özelliği hem renk özelliğinden dolayı, materyalinden dolayı. O da güzel bir özellik. Bu arada banyoya aldık dediğime bakmayın. Burada Erdem'in hiçbir şeyi yok, eşyası yok. Burası full benim ürünlerimin olduğu bir raf. Sadece şuradaki taraklığın içinde onun da tarakları var tabii ki. İşte mesela şu tarak onun mesela. Bir tane. Şu da mı senin? Yok, bu benim saçımı ortadan ayırma tarağım. Evet, bir tane tarağım var. Şimdi bunun içinde böyle işte fön tarakları, benim en sık kullandığım ve sürekli yani sadece bunu kullanıyorum bile diyebiliriz. İşte topuz tarağım, saçımı ayırma tarağım vesaire. Böyle taraklarımızın olduğu bir taraklık bu. Şimdi burada benim saç şekillendirme ürünlerim var. Bu Babyliss'in saç kurutma makinesi, aslında fön makinesi de biz işte saç kurutma makinesi olarak kullanıyoruz. Burada yine benim, yine Babyliss'in, asla çıkaramıyorum. Şöyle bir ne denir buna? Elektrikli fön üfleyen tarakları. Birazdan bunun başlıklarını göstereceğim size. Maşam var, Vogue maşam var, bir de düzleştiricim var ama bunları şu ara çok sık kullanmıyorum. Hemen bunu geri yerine koyayım. Aslında bu raflardan çok fazla şey düzeni beklemeyin. İşte bu raf saç rafı, işte bu raf ne bileyim cilt bakım rafı falan gibi değil. Tamamen benim kullanma sırama göre elim işte hangisine daha sık gidiyor, hangisi bana daha kolay. Ona göre organize ettim aslında ben bu bölümü. Zaten çok ufak bir bölüm, şimdi göreceksiniz. Şurada şöyle bir organizer'ın içinde kulak çubukları var. Burada da benim gene günlük olarak sıktığım Armani'nin C isimli parfümü var. Bunu genelde günlük işe giderken kullandığım için banyoda bırakmayı tercih ettim. Yves Rocher'in bir tane el kremi var. Sephora'nın şu saç dökülmesini engelleyen serumu var. Bu benim çok severek kullandığım ve her gün kullandığım bir serum olduğu için burada. Yine iki günde bir kullandığım Body Shop'un bu vücut değil, saç da değil. Ne bu? Asla konuşamıyorum. Yüz peelingi bu. Yüze gelene kadar hepsini saydım. Gözenek küçültücü ve hafif de soyucu bir etkisi var. Benim özellikle zoretenin tedavisi sırasında çok fazla kullandığım bir ürün oldu. Burada iki tane nemlendirici kremimiz var. Neutrogena'nın. Burada Purist'ın bu azeleik ve malik asitli toz peelingi var. Bunu da yine haftada 2 veya 3 kullanmaya çalışıyorum. Şöyle yine benim IKEA'dan aldığım ama aşağıda size hem IKEA linkini hem de böyle benzer ürünleri koleksiyonuma eklediğim bir linkim var. Onu mutlaka bırakacağım. Bunun içinde de, aa bu niye burada kalmış ya, guaşa taşım. Aslında bunun yeri normalde burası değil. Bir makas. Törpüler, tırnak makasları, yine tırnak fırçası var benim manikürden sonra kullandığım. Normalde guaşanın yeri burası değil ama bu da burada kalmış. Burada bir tane mumum var. Mum aslında bence küveti olan banyolarda daha mantıklı, daha fonksiyonel ama ben tamamen süs olsun diye buraya bir tane ekledim. Burada 3 tane çok sık kullandığım saç ürünüm var. Bir tanesi AJ Care'in bu saç yağı, saç bakım yağı. Bir tanesi Milkshake'in şantili bu köpük formda bir krem, saç kremi, durulanmayan bir saç kremi.
Yves Rocher'in yine bitkisel yağı, bu da çok sevdiğim ve sürekli kullandığım bir yağ. Banyodaki en sevdiğim sepet, en sevdiğim kısımlardan bir tanesi bu. Vücut için ayırdığım ürünlerin, yani en sık kullandığım ürünlerin olduğu bu sepet. Yine bu sepet de şuradaki küçükle birlikte IKEA'dan aldığım bir sepet. Özellikle şimdi yazın gelmesiyle birlikte vücut ürünlerini ben çok sık kullanmaya başladım. Kışa göre bir tık daha fazla kullanıyorum. Bu Eda Taşpınar'ın olması lazım. Evet, Eda Taşpınar'ın şu kuru fırçası. Özellikle yaz aylarında çok sık yapıyorum. Şu ara başladım. Yine vücut yağlarım var. Yves Rocher'in, ay kapağını çıkardım, Nüxe'ün böyle vücut yağları var. Bu ikisi de içinde sim olmayan, çok güzel kokuları olan yağlar. Ben yine yazın çok sık kullanıyorum. Lierac markasının şu göz altı için SPF'li göz sitiği, göz çevresi sitiği. Yine bunu da başka videolarımda bahsetmiştim. Nüxe'ün saç bakım yağı SPF'li, Yves Rocher'in saç misti. Ve yine Yves Rocher'in şöyle minik boy vücut, ne denir, losyonu, nemlendirici losyonu. Yine şimdi bunu biraz bozdum ama şöyle şuraya koyayım. Geçen sabah hazırlanırken biraz acelem vardı. Şurada bir pamukluğum var. Şu disk pamukların olduğu bir pamukluk. Bunun kapağını kırdım. Onun kapağı gitti. O yüzden kapağı açıkken de çok hijyenik hissetmediğim için yeni bir pamukluk alacağım muhtemelen buraya. Şurada da disk pamukluklar değil, şeyler var. Ne denir bu? Bütün pamuk. Bu arada bütün bu organizerların, işte kavanozların, saklama kutuları, kavanozları, bunların hepsinin linkini aşağı bırakacağım. Bu rafın da en arkasında, burada sadece yüz için kullandığımız güneş koruma ürünleri var. Burada Solente'nin 50 SPF akne karşıtı büyük boy olan güneş kremi. Spray formda La Roche-Posay'nin şu yine büyük boy olan 50 SPF'li güneş koruması. Bu da Antelios yine 50 plus SPF'li. Bu sıvı formdaki benim günlük olarak, yani her gün kullandığım güneş kremim ve en sevdiğim güneş kremim. Geri yerine koyuyorum. Bu rafta bu şekilde. Şimdi ben eğileyim mi, ne yapayım sence burada? Şimdi ne yapalım, banyo dar, yapacak hiçbir şey yok. Ben de size göstermek istiyorum detaylı bir şekilde. O yüzden böyle biraz kılıktan kılığa gireceğiz. Şimdi burada çoğunlukla aslında yine günlük kullandığım birkaç ürünle birlikte saç ürünlerim var benim. İnatçığımın canımın bana Marrakeş'ten getirdiği argan yağı var. Bununla da saçıma maske yapıyorum ama bu böyle linkini falan bırakabileceğim bir şey değil. Genelde işte elektriklenme karşıtı bakım sütü, Urban Care'in bu biyotin kafeinli yine saç toniği, Isana'nın yine dökülme karşıtı kafeinli toniği, Urban Care'ın monoili ve yılank yılanklı bu SPF'li, SPF'li değil de bu neyle, UV filtreli saç kremi. Yine Hydra Boom var burada bir tane proxy'nin ama bu böyle aşırı sevdiğim bir şey değil. Sadece kullanıp bitireceğim, o yüzden burada duruyor. Yine Urban Care'ın Isoha isimli bendeki kuru şampuanı. Gliss'in bir tane sıvı kremi var burada, sıvı saç kremi. Morphos'un fön suyu var. İşte Elidor'un bir tane saç yine bakım yağı var. Yine Proxy'nin Boom Butter'ı var. Bunu yine maske olarak kullanıyorum. Bitirmek üzereyim zaten. O da buradan yakında bitenler kutusuna gider. Yine benim her hafta mutlaka bir kere yaptığım Mara'nın bu kolay manikür peelingi. Benim hem elimde hem ayağımda çok severek kullandığım bir yağ. Çok sık bitiriyorum bunları. Bunlar da günlük kullandığım ürünler. Aslında dudak peelinglerim var. Burada Essence'in Lip Care Booster diyor. Limonlu dudak peelingi. Bu yine Watson's'tan aldığım Brooklyn diye... Brooklyn... Brooklyn isimli markanın Lip Sugar Scrub diyor, dudak peelingi. Bunları böyle iki günde bir vesaire yapmaya çalışıyorum. Yine Essence'in bir Hindistan cevizli dudak yağı, dudak balmı var burada sıvı. NYX'in bir de Fat Oil'i kalmış. Burada muhtemelen bir sabah sürdüm, burada kaldı bu diye tahmin ediyorum. Ve Mary May'in bu göz kremi. Neredeyse her cilt bakımı videomda mutlaka önerdiğim, Instagram'da da sürekli bahsettiğim bir göz kremi bu. Bundan başka bir şey kullanmıyorum zaten çok uzun süredir. Bu da burada duruyor elimin altında. Bu rafta biraz kalabalık ama aslında böyle aşırı aşırı da bir ürün yok. Bir alta geçiyoruz. Yine burada da saç ürünlerim var ama bunlar daha çok saç şekillendirmeye yönelik ürünlerim. İşte Urban Care'in köpükleri var. Taft'ın gene bir tane köpüğü var, keratinli. Yine Taft'ın şöyle bir güçlü tutucu saç spreyi var. Bir tane Vella'nın jölesi var. Tony Engay'ın bir tane böyle saç spreyi var. Doğal buklenizi ortaya çıkaran. Pantene'in bir tane şöyle argan özlü yağı var. Bir de burada manikür seti var, küçük böyle bir çantanın içinde. Bu böyle ahşap bir organizerle burada duruyor. Arkada bir tane bebe talk pudrası mı diyorlar onlara, talk pudrası var. Şöyle teneke bir, ne denir buna işte, bir teneke şey bu. Ne bu? Kap, kola.
Kova olabilir, evet. Kova diyebiliriz. Az evvel gösterdiğim Babyliss'in şey vardı ya, elektrikli saç şekillendirme cihazı. Onun aparatları var bunun içerisinde. Fön çekmenize, saçınızı kurutmanıza, işte dalga yapmanızı sağlayan aparatları var. Ve yine fön makinesinin Vigo'su var. Bunlar bunun içinde duruyor. Benim de ulaşım için sabahları özellikle saçımı yaptığım için elimin gitmesi rahat oluyor. En alt rafta da şöyle sepetin içinde sabunlar var. Bu tamamen dekoratif amaçlı burada duran bir sepet. Yves Rocher'in, Bath & Body Works'un, Body Shop'un böyle sabunları var. Bir de böyle otellerden falan gittikçe arakladığım, cep yaptığım bazı şampuanlar, duş jelleri var. Ama onları da kullanmıyorum. Yine burada dekoratif amaçlı duruyor. Şimdi bu tarafı, bu rafı bitirdik. Gördüğünüz gibi böyle çok aşırı fazla ürün yok. Ama tabii ki benim yakın çevremdeki kadın arkadaşlarıma göre bir tık fazla ürünüm var. Onlar böyle videolarda gördükçe sen bunların hepsini kullanıyor musun diyebiliyorlar ama yani YouTube'da, yani YouTuber olup diyeyim, bu işi yapan birçok kişiye göre aslında tabii ki az ürünüm var. Şimdi şöyle, bizim burada lavabomuzun üstünde, önce hatta lavaboyu gösterelim mi? Şurada bir ufacık bir minicik bir köşe var. Burada işte macunlarımızın, diş fırçalarımızın durduğu şöyle bir vazo. Yanında sıvı sabunluk, Listerin ve benim yüz yıkama cihazım var. Bu Inface'in benim çok memnun olduğum uygun fiyatlı bir yüz yıkama cihazı. Bayağı yıllardır, yani 3 yıldır falan YouTube'da mutlaka göstermiş olduğum bir cihaz bu. Bu lavabonun üstünde ayna var. Aynanın iki yanında da şöyle dar olmakla birlikte iki tane dolap var. Dolaplarda da üçer tane raf var. Normalde biz evlenmeden önce bu rafların hepsinde Erdem vardı. Şu an bu rafların hiçbirinde Erdem yok. Erdem galiba sen bu rafta var mısın? Burada yoksun. Bu raftan başlayalım bence. En üst rafa gidiyorum. Zaten çok küçük raflar, çok fazla ürünler yok ama burada benim stok ürünlerim var aslında. Şu ya, bunu hiç gene okuyamayacağım. Bu sefer de bu Almanca ya. Kreuterhof mu? Nasıl okunuyor bu? Okuyabilir misin? Evet, Kreuterhof. Ha, Kreuterhof antiselülit jel diyor. Bu benim selülit için gene böyle sıkıştığım yaz zamanlarında sarıldığım, tutunduğum bir ürün. Burada dediğim gibi yedekli ürünlerim var işte. Yedek deodorantım, yedek göz makyaj temizleyicim, yedek 50 SPF'li vücut güneş korumam falan filan. Burada iki tane kremim var, nemlendirici kremim. Yine bunlar günlük olarak kullandığım kremler. Kiehl's'ın Ultra Facial'ı, Cream Co.'nun bu su bazlı yine nemlendiricisi. Bunları bir şöyle koyuyorum. Ama aslında bu iki ürün haricinde burası benim maske rafım. Zaten çok fazla böyle aşırı bir maskem yok benim. Ama maske yapmayı seviyorum. Dönem dönem değiştiriyorum. Purist'ın bu AHA BHA ile kırmızı peeling serumu var. Maske olarak kullandığımız aslında. Yves Rocher'in şöyle bir nemlendirici tüpte olan maskesi var. Yine Pürmente serisinden bir kömür maskesi var. Arkada bu Aztek, bu zaman da çok meşhurdu. Trendyol'da stoğu falan yoktu. Aztek Secret diye. İçerisinde ne vardı bunun? Kalsiyum bentonit kili. Bunu böyle organik elma sirkesiyle üzerinde ölçüsü yazıyor. Karıştırıyorsunuz. Bu bir kil maskesi oluyor. Yüzünüze sürüyorsunuz. Bayağı etkili. Benim çok sevdiğim bir kil maskesi. Şu an düzenli bunları kullanıyorum. Karıştırmak istemediğim için de başka bir şey almıyorum. Yine bu raftan Misha'nın bu Water Sleeping Maske. Uyku maskesi bu. Su bazlı bir maske. Geceden sürüyorsunuz. Sabah yüzünüz çok güzelce anlanmış, nemlenmiş bir şekilde uyanıyorsunuz. Bu da Mizo'nun göz çevresi maskesi. Açamayacağım şu an bunu çünkü açarsam olduğu gibi dökülür. Başka bir bakım videosunda buna zaten değinirim ki belki de değinmişimdir. Alt rafa geçebiliriz. Burada da yüz serumlarım var ve yine nemlendirici kremlerim var. Böyle ikiye böldüğüm La Roche-Posay'nin bitmek üzere çünkü. Ay. Yine benim ürünleri dibine kadar kullanma sevdam yüzünden ikiye böldüğüm Sikaplast B5 nemlendirici krem var. For the Skin isimli markanın şöyle bir peptitli nemlendirici kremi var. Özellikle bunu gene geceleri sürüyorum. Yoğun bir krem. Çok günlük kullanıma uygun değil bence. Burada şöyle silikonlu maske fırçalarım var. Bunlar da genelde burada duruyor. Şimdi serumları şöyle çok fazla yok zaten galiba 6-7 tane mi? Mia Clinica'nın bu göz serumu var. Purist'ın bu hyaluronik asitli serumu var. Ordinary'nin şurada niacinamide, salisilik asitli şöyle iki tane serumu var. Bu salisilik asiti genelde geceleri kullanıyorum, gündüz kullanmıyorum. Mariderm'in retinol serumu var. Ve Revolution'ın bu laktik asitli hyaluronik serumu var. Gene gece kullandığım serumlar bunlar. Swiss Bio'nun C vitaminli şu serumu var. Bu ikinci şişem, benim çok severek kullanıyorum.
Body Shop'un bu çay ağacı özlü mü denir artık, yağlı mı denir? Yine gece losyonu var. Serum olarak kullanıyorum bunu da. Lekeler için çok etkili. Originals markasının şu yüz yağı var. İçerisinde badem özü var bunun. Bunu da gene birkaç videomda göstermiştim. Purist'ın şu peptide kompleksi var. Benim çok sevdiğim bir serum bu. Özellikle botoksun süresini uzattığını düşündüğüm ve tasdiklediğim bir serum. Ve yine arkada özellikle yaz aylarında kullandığım su bazlı Lancôme'un bu Hydra Zen isimli nemlendiricisi var. Gördüğünüz gibi aslında biraz kalabalık duruyor ama bence kalabalık değil. Çok ihtiyacı yönelik güzel kapsül bir cilt bakımı dolabı diyebiliriz. Güzel uydurdum ha, değil mi? Mantıklı. Şuna. Kapsül yani ihtiyaç dışına çıkmayan kapsül dolap derler ya, kapsül cilt bakım dolabı bence güzel oldu. Güzel bulduğumu düşünüyorum. Seni bu kelimeyle kandırabilir miyim? Kandıramam. Yemedi. Yemezler. Şimdi şu rafa gelebilir miyiz? Gelebilir miyiz? Kameraman Bey. Şimdi en yukarıda eczane ürünleri var aslında. Yani işte tentridiyot diyeceğim. Batikon, işte bepanten, işte ne bileyim gliserin falan gibi böyle eczane ürünleri var. Onun bir alt rafında da vücut nemlendiricileri var. Burada vazelinimiz var. Bundan böylece soyuldu. Bioderma'nın bu Ataderm yine vücut kremi var. Arconem'in bu spray formdaki avokadolu vücut nemlendiricisi var. Hindistan cevizi yağımız var. Yves Rocher'in After Sun'ı var. Ben bunu çok seviyorum. Bir de Neutrogena'nın bu yine vücut losyonu var. Ve bir alt rafa indiğimizde de burada da benim makyaj temizleyici ürünlerim var. Şimdi yine bunlardan da kısaca bir bahsedelim. Cosmed'in bu yağ formdaki makyaj temizleyicisi. Bununla sadece yüzümü temizliyorum burada. Göz çevremi getirmiyorum. Yıllardır çok severek kullandığım, böyle çevire çevire döndüre döndüre kullandığım sadece iki tane göz makyaj temizleyicim var. Biri Yves Rocher'in bu ürünü, bu çift fazlı. Çok güzel bir şekilde her makyajı temizliyor. Her türlü göz makyajını, suya dayanıklı olsun olmasın, çok güzel temizliyor. Yine aynı şekilde Sephora'nın da bu çift fazlı göz temizleyici ürünü. Bunların ikisini tek geçerim. Başka hiçbir şeye benzemiyorlar gerçekten. Etapür'ün şu yüz yıkama jeli çok az kaldı zaten. Çok sık kullandığım, çok sevdiğim bir yüz yıkama jeli. Ve yine Yves Rocher'in Pürmente serisindeki bu tüpteki yüz yıkama jeli. Garnier'in şu miseler suyu. Bunu da Bioderma'nınkiyle sürekli hangisini ucuzlukta indirimde bulursam döndürüp döndürüp aldığım bir miseler su bu makyajımı temizlemede. Hem çok etkili buldum hem çok severek kullandığım bir ürün. Purist'ın bu glikolik asitli AHA BHA toniği. Herhalde benim kullandığım tonikler arasında yıllar içerisinde en sevdiğim tonik bu. Sadece biraz dikkatli kullanılması gereken bir tonik. Bir de yine ara ara bazen yüz makyajımda kullandım, bazen vücuduma kullandım. Avokado yağı var. Avokado yağı. Bizim banyoda çok sık kullandığımız, bitirdiğimiz bir yağ bu. Şimdi bunları da geri yerine şöyle bir yerleştirelim. Ve dolabı kapatalım. Bu ufak banyo turu videosunu ben aslında çok uzun zamandır çekmek istiyorum. Çünkü benim de çok ilgimi çeken bir içerik konusu bu. Hem insanların böyle dolaplarını karıştırmak da hoşuma gidiyor. Karıştırıyormuşum gibi hissediyorum. Şey gibi hani misafirlikte gizli gizli banyoya girip böyle açarsın ya, ne var ürünlerin arkasını okursunuz falan. Onun gibi. Ya benim çok sevdiğim içerikler. Evet biraz banyomuz küçük. Belki bu anlamda sıkıcı gelir mi bilemiyorum ama olduğu kadarıyla hem biraz kullandığım ürünleri, işte cilt bakımında ne kullanıyorum genel olarak, işte saç için neler kullanıyorum. Parçalı başka videolarda gösteriyorum bunları ama şöyle bir bütün banyoda hep birlikte göstermek istedim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur, ilginizi çekmiştir. Belki merak ettiğiniz birkaç ürün vardır, onlara değinebilmişimdir. Böyle aslında. Başka benim de söyleyeceğim bir şey yok. Merak ettiğiniz şeyler olursa videonun altına mutlaka soru olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Videoyu da beğenirseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Videodan öyle ayrılın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.